Merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı geç uyandım. Ama ondan önce bir kez daha uyandım. Ve o uyanışım da bayağı geçti. Ve de gözlerimi yatağımda açtım ve kalkmadım. Çünkü düşüncelerimle iştigaldeydim. Ve düşündüm. Dronlar. Eğer dronlar kuryelik yapsalar nasıl olurdu bu dünya? Mesela yemek siparişlerimi dronlar getirseydi diye düşündüm. Acaba bildiğim dronlar gibi belli bir standart ölçüde mi olurlardı? Yoksa paketin büyüklüğüne göre, yemeğin çokluğuna ve ağırlığına göre değişen büyüklüklerde mi olurlardı? Bunu düşündüm. Ve de şöyle düşündüm. Mesela bir rezidansta yaşasam ve giriş ancak görevlilerin izniyle olsa, artık dronlar kuryelik yapıyor ama giriş hala değil ki, yani belli bir güvenliğe bağlı. Belki güvenlik de robotlardan oluşabilir ama fark etmez. Yani giriş de güvenlikli olsa o zaman drone ne yapacak? Rezidansımın kapısına gelecek. Ondan sonra acaba güvenlik görevlileriyle nasıl bir görüşme geçecek? Ve drone içeri girdiğinde, mesela ben 25. veya 34. kattaysam, drone merdivenlerden nasıl çıkacak? Çarpabilir yani. Asansöre mi binecek? Kapıma nasıl getirecek? Bunu düşündüm. Ya da acaba diyorum ki, kapımı çalmadan balkona mı getirecek? Balkona getirirse getirebilir. Değil mi? Balkondan daha rahat olur. Çünkü merdivenlerden çıkmak daha zahmetli, daha yorucu, daha cebelleşmeli. Ama direkt havadan, balkondan giriş yapabilir. Ama o zaman da şunu düşündüm. Eğer ki hava yağmurluysa, hava karlıysa, fırtınalıysa, o zaman acaba ben balkona çıkmak isteyecek miyim? Balkona çıkarken ya üşütürsem, ya kar yersem, soğuk yersem, ıslaklık yersem, drone bozulursa, drone'un tabii ki bu durumda tüm hava şartlarına uygun bir mekanizması olmak zorunda. Hadi ondan kurtardık. Ben de ıslanmayı falan göze aldım. Yemeğimi balkondan aldım. Hadi böyle yani 2-3 dakikalık bile bir şey değil, hemen alırım böyle de. Okey, tamam, orayı da yaptım. Peki eğer balkonum yoksa o zaman ne yapacağım? Drone bana yemek siparişini nereden bırakacak? Şu anda daha yemek siparişindeyim arkadaşlar. O zaman drone bana nereden bırakabilir? Kapıdan da bırakmayacağını düşünüyorum. Balkonda yok. O zaman pencereden bırakabilir. Herhalde her evin penceresi vardır. Penceremden bırakabilir. Drone geldiğinde herhalde bir sinyal sistemi vardır bana geldiğini bildiren. Ben de o zaman pencereme çıkarım. Tabii ki o hangi pencere olduğunu nasıl bulacak, o da ayrı bir konu. Tüm pencerelere bakmam gerekmez. Umarım bu bayağı yorucu ve zahmetli olur. Penceremden almak kadar güzel bir şey olmaz arkadaşlar. Bu harika bir fikir. Çünkü balkon gibi soğuk falan da yemem. Mesela yağmur yağdığında balkonun tabanı şey oluyor, yer zemin yani. Islak olabiliyor, kar olabiliyor, pis olabiliyor. Yani kendimi neden o kadar zahmete sokmak istemeyebilirim yani. Evet, pencereden aldım diyelim. Hadi pencerelerinde demeliyse. İşte bu da bir düşünce. Bu da bir olasılık. Pencerelerinde demeliyse arkadaşlar, drone'um da pencereden bırakamayacak kadar büyükse ya da paketim büyükse ne yapacağım? O zaman drone kapıya bırakmak zorunda tekrar. Zaten arkadaşlar genelde pencereler demeliyse zemin kat veya birinci kat falan oluyor. Bu durumda da balkonda yoksa, balkonda demirliyse kapıya getirecektir. Yani bu drone olayı da bayağı bir sistem gerektiriyor arkadaşlar. Nereden bırakacak? Kapıya mı bırakacak? Balkondan bırakacak, pencereden bırakacak. Böyle. Bu bir yemek sipariş teorimdi. Yemek siparişi biliyorsunuz ki genellikle fazla büyük olmuyor. Genelde çünkü insan tek kişilik getirtiyor. O da şöyle bir paket oluyor. Fazla büyük bir olasılığı yok arkadaşlar. Ayrıca bir sipariş verir ve büyük verilir. O istisna sayılabilir. Genelde tek kişilik
Olmadı iki kişi. Ama genelde tek kişilik olduğunu düşünmekteyim. Yani kapıdan, pencereden, balkondan getirilecek düzeyde. Eğer bu bir yemek siparişi değilse, eğer bir online siparişse, ama büyük ölçüde bir online siparişse, mesela bir mobil yaysa, o zaman drone bunu nasıl getirir? Evet, şimdi biliyorsunuz ki mesela bir buzdolabı alındığında bunu insan bile zor getirebiliyor. Asansöre sığmayabiliyor. Merdivenden çıkartmak gerekebiliyor veya iki kişilik yatak düşünün. Onda da böyle bir sıkıntı oluşabiliyor. Evet, parçası ayrılmayan her türlü büyük mobilyada böyle sıkıntılar var. Parçası ayrılsa bile paketi büyük olabilir, çok ağır olabilir. Tahta içeriyorsa, metal içeriyorsa, mesela büyük bir gardırop alındığında bu şekilde şeylerde çamaşır makinesi bile çok büyük, hem ağır, hacmen hem ağırlık olarak büyük arkadaşlar. Peki bu drone'um o zaman ne yapacak? İşte onu soruyorum. Düşünüyorum. Tabii ki bildiğimiz çaptaki drone'ların büyük çaptaki çamaşır, bulaşık makinesi gibi şeyleri getirmesi pek imkan dahilinde değil. O zaman daha güçlü, daha büyük çaplı dronlara ihtiyaç var. Evet, bunu dronlarda kesinlikle bir değişim gerektiğini anlıyoruz. Böyle mobilya sipariş olsun, büyük çap, büyük hacimli, büyük ağırlıktaki siparişlerde olsun. Peki, drone'u getirdi. O zaman ne yapacak? Eğer drone'u getirmeyi başardıysa, yani o da çeşitli bir gücü varsa, uçarak getirebiliyorsa o çeşit büyük şeyleri, o zaman zaten balkonuna da bırakabilecektir. Pencereden almak mümkün pek değil. Çok büyük bir pencere yoksa arkadaşlar. O biraz zor. Ya da kapıdan. Bu biraz daha zor oldu. Ama tabii ki düşünüyorum da yani baya bir uç bir şey düşünüyorum. Yani bir çamaşır makinesi drone getiriyor. Harika bir şey yani. Bence harika bir şey. Ve de yani kendi asansör sistemi de olabilir drone'da. Ve asansöre binmeden de merdivenlerden uçarak getirebilir diyor diye düşünüyorum. Evet, çok güzel bir fikir aslında. Drone'lar böyle olursa ne olur? Tabii ki insan kuryelerin işleri ne olacak? Tabii ki onlara da kesinlikle muadili bir iş verilmeli. Muadili demeyeyim de yani kazançlarından kesilecek işler verilmelidir tabii ki. Onu ben bilemem. Şimdi ben drone'ı hayal ediyorum. Çünkü bu bende bir merak uyandırdı. Böyle olsa ne olurdu diye düşünmekteyim. Ve böyle robot şeylere de çok ilgim var. O nedenle bu düşünceme girdi arkadaşlar ve beni yatağımda düşündürdü. Ve tekrar okuma dalmadan da tüm bunları düşündüm. Ve de çok memnun kaldım düşüncelerinden de. Siz de böyle şeyler düşünüyor musunuz acaba? Drone'lar olsaydı hayat nasıl olurdu diye. Drone'ların şöyle bir faydası da olabilirdi. Şimdi bunlar sırf zekaya dayalı robotik şeyler olduklarından dolayı en kısa yolu kafalarına tahayyül edip o yoldan ilerleyip, bir de hava trafiği daha az yoğun olduğundan, karaya bağlı olmadığından daha çok yön çizebilir. Yani yön bulma fırsatları daha fazla. Bu nedenle de yemekte mesela daha sıcak getirme olasılıkları olabilir diye düşünüyorum. Bunlar nasıl ev olacak? Tabii ki satış yapan yer benim evimin koordinatlarına girecek. Evimin kapı numarama kadar girecek ve drone o şekilde gelecek ve bana getirecek arkadaşlar. Tabii ki bunun uygulanması süreci bayağı zaman alacaktır. Ama olabilir yani. Olur, var bence. Büyük çaplı şeylere geçmesi daha da uzun sürer sanırım. Çünkü daha büyük çaplı robotlar, daha büyük maliyetler demek, daha büyük teknolojik kapasite açılımı demek. O nedenle onların üretilmesi daha ileri bir aşamada gerçekleşir diye düşünmekteyim. Bir de şu var. Yurt dışından bir siparişinde drone nasıl getirebilir ya da getirebilir mi? Yani artık uçtum uçtum yurt dışına gittim. Yurt dışından da tabii sipariş verilebiliyor arkadaşlar. Yurt dışı tabii ki uzak ve de gümrük olayları da var. Mevzuatı var, ayrı bir mevzuatı var. Yurt içi gibi değil. Ama diyelim ki yurt dışına da mümkün olduğunu farz edersem drone kuryelerin, bu da harika bir şey olabilir. Tabii ki her drone'un kendi kimlik numarası, ID'si olacaktır. Ve de mekanik şeyler zaten bilgisayarla programlı koordine şeyler.
tüm bilgisayarlarla aynı anda belli şeyleri paylaşabilecektir. Ve yani gümrüğe de gereken bilgileri ID numarasına bağlı olarak vererek ülke giriş yapıp kurye olarak yurt dışı siparişi de bence getirebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde de yine hız kazanacağını düşünüyorum. Yalnız dronların şu anda böyle bir kapasitede üretilip üretilmedikleri bir soru işareti. Çünkü yurt dışı bayağı uzun mesafe ve çeşitli birçok hava koşulları yine var. Ve tabii hava kanunları da olabilir. Yani bütün bunlar hepsinin ayarlanması gerekiyor. Pat diye drone'u saldım, çayıra mevlam kayıra yapmak mümkün değil zaten arkadaşlar. O bakımdan ama tabii ki düşündükçe insanın zihin ufkunu oldukça genişletiyor ve de gelecek hakkında heveslendiriyor diyebiliriz. Bu drone olayı aklıma nereden düştü, nasıl düştü? Benim de bir fikrim yok. Bir anda düştü arkadaşlar. Bu konuda bir şey izlemedim veya bir şey okumadım. Aniden düştü. Ve yani tabii ki böyle bir şey olursa harika olur diye düşünmekteyim. Evet. Siz drone olayı zaten çoktandır var. Birçok kişi drone alıp kullanıyor ya da drone işte ise deniyor. Tabii ki biraz fiyatı var. Tabii ki gerekmedikçe almak da gerekmeyebilir. Yani şöyle ki mesela genelde şu anda drone'lar manzara çekiminde, çekim yapmada kullanılıyor. İnsanın ulaşmakta zorlanacağı ya da ulaşması çok zor yerlere, hatta imkansız yerlere drone çıkabiliyor ve oradan resimler çekebiliyor, video çekebiliyor. Bu bakımdan güzel fırsatlar sunuyor. Daha çok uçan bir kamera işlevinde sanki şu anda ama tabii ki gelişen teknolojiyle ve zamanla birlikte drone'ların da özellikleri gelişecektir diye düşünüyorum. Ve sadece kuryelikte değil, daha hayatın birçok alanında da kullanılabileceğini, mesela garson olarak da kullanabileceklerini düşünüyorum. Dronlarla düşünüyorum da yani bir restorana gittim ve bana o restoranın dronu yemeğimi getiriyor. Hatta mesela bir İskender sipariş ettim. İskender'i çok severim. Bol tereyağlı, bol acılı, bol soslu. İşte bir drone daha geliyor. O drone köpüklü köpüklü sımsıcak tereyağını döküyor. Bir drone geliyor. Kırmızı sosunu, acılı sosunu döküyor. Tabii ki 3 drone o etti şu anda. İlk drone'um zaten İskender tabağımı getirmişti. Hatta bir drone daha ekleyeyim. O da içeceğimi getiriyor. Falan filan yani böyle drone cennetine dönüştürdüm restoran. Tabii ki sadece bir varsayımdayım. Ama böyle bir dünyada yaşamak ister miydim? Evet isterdim. Drone'ları seviyorum. Daha da geliştirilmesini istiyorum. Hayatın birçok alanında karışmasını istiyorum. Tabii ki yerini aldıkları insanların da kesinlikle işsiz kalmayıp yeni işler açılmasını istiyorum arkadaşlar. Siz de drone seviyor musunuz? Böyle bir drone'lu dünyada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve yeni vlogumda görüşene kadar tüm vloglarımı izleyin ve beni destekleyin diyorum. Görüşürüz.